Merhaba, ben Esam Dayak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle alkolsüz bir yılbaşı kokteyli tarifi yapacağız. Çok pratik bir tarif, benim çok sevdiğim bir tarif. Umarım siz de beğenirsiniz. Elimdeki malzemeleri hızlıca sayıyorum. 2 adet kaçlıkmış bunlar bakayım hemen. 200 mililitrelik zencefil gazozum var. Eğer zencefil gazozunuz yoksa, ki bunu marketlerde bulabiliyorsunuz, büyük süpermarketlerde de var bu, gross marketlerde de bulabiliyorsunuz artık. Ama eğer oldu da bulamadınız, o zaman normal gazozun içine böyle 100 mililitre suya bir parmak kadar taze zencefil atın. Üzerine 50 gram şeker koyup onu böyle küçük bir şerbet haline getirip normal gazozun içine ekleyerek de zencefili gazozu benzer bir aroma yaratabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Aşağıya info box'a nasıl yapabileceğinizi ayrıntılı bir şekilde yazarım. Onun dışında 2-3 yemek kaşığı kadar nar tanelerim var. Nar suyu da buna renk vermek için isterseniz ekleyebilirsiniz ama ben bu hafif sarımtırak rengin içinde pembe pembe renkleri görmeyi, kırmızı renkleri görmeyi çok seviyorum. Onun dışında da 3-4 dal biberiyem var. Bunlardan bir tanesi ufacık. Onu böyle bardağın içine koyacağım gene görsel olarak güzel dursun diye. Gelelim nasıl yaptığımıza. Yaklaşık bir kepçe kadar ben buz attım bir sürahinin içine. İçine gazozlarımı ekliyorum şu şekilde. Köpürdü ama iyidir. Şunu da ekliyorum. Bunu tabii isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bu 2 kişilik bir tarif. Küçük bir bardakta vereceksiniz. 3-4 tarifte çıkar. Biberiyeleri içine atıyorum. Şöyle bastırıp ve narları atıyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Bunu bekletebiliyorsanız, bir 5-10 dakika bekletirseniz lezzetine daha fazla lezzet katacak. Bunu şu şekilde karıştırıyorum. Gürültü yapa yapa. Nefis. Şimdi kapağını kapatıp içindeki malzemeler dökülmeden bu şekilde bardağımın içine koyuyorum ve bu şekilde alkolsüz nefis lezzetli bir yılbaşı kokteyli de almış oluyorsunuz. Böylece farklı bir içecek de sunmuş olabilirsiniz. Şöyle tadına bakalım. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani sonunda böyle narlar da ağza gelince gayet lezzetli bir tat olacak. Dediğim gibi bekletebiliyorsanız 5-10 dakika buzları içine koymadan bekletebilirsiniz. Hızlıca servis edecekseniz de bardakla bekletince aromayı çekmeye devam edecek. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Kanalda başka içecek tarifleri de koydum yılbaşı için. Şuraya onu da link olarak koyuyorum. Kanala abone olmayı, diğer tariflere bakmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.